Alo. Merhabalar, Cesur Haber'den Gökhan Gülmez. Merhaba, adım Sultan Nurla. Tekent 1'de oturuyorum, Alarko bloklarında. Tuncer Bey beni yönlendirdi size. Doğrudur, ben haber yapacağım da sizin orada bu ısıt şeyleriyle problemler var, başka sorunlar da var. Mahkeme Evet, olayları da maalesef. var. 3 gün evvel de yanlış hatırlamıyorsam bilirkişiler gelecekti ama yağmur çıkınca Evet, bilir. gelemedik. Çok yağmur yağdı. Tabii Evet. kameralar sancağı için gelemedik. Ama bu Hmm. konuyla ilgili haber için bize bildiklerinizi, yaşadıklarınızı anlatırsanız çok faydası olur. Yayınlarız. Buyurun. Tabii Dinliyorum. zaten Tuncer Bey buranın en eskilerinden. Ben burada 12 yıldır oturuyorum. Bu yıl denetçi oldum. Bu olayların içerisinde olma durumunda kaldım. Ben aslen görev olarak sosyopsikoloğum. Çevreme duyarlı olduğum için kabul ettim. Fakat gördüm ki burada bazı olumsuzluklar var. Müdahil olmak durumunda kaldım. Burada yapılan işlem anladığım kadarıyla şu. Isı merkezinin iptal edilerek, yani burada toplanan bir 15 blok var. Her blokta 72 daire var. Bunların her blokta denetçi, bir blok yöneticisi ve yardımcısı artı bunların üstünde de kendilerini seçmiş olduğu 45 kişinin bir yönetim üst kurulu var, 5 kişi. Bu üst konu yönetim kabul edildiğinde 1 yıl boyunca istedikleri her şeyi yapabilme yetkisine sahipler. Fakat bu görevi kötüye kullanıyorlar. Uygunsuz olmayan, giderlerinin denetlenmeyen, defterlerini incelemeye tabi tutulmayan, bizlere dahi karar defterini denetçilere, blok yöneticilerine göstermeyen gibi gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Şu andaki sorun şu. Burada 837 valilik yaklaşık 4.000 kişi oturuyor. Burada ısı merkezi bizim gibi 5 bölge var. Bunlardan biri de bu 5 bölgenin içerisinde hiç kimse ısı merkezini normal bireysel ısıya çevirmek gibi durumu söz konusu değilken bizim yukarıdaki yöneticilerimiz bizim verdiğimiz aidatlarla bizi mahkemeye vererek buradaki ısı merkezini iptal ediyorlar. Çok böyle karma karışık, çok anlamsız bir şey. Ödediğimiz aidatlarla bizim yönetimdeki avukat, tutulan avukat, bir muhasebeci, beşte çalışan gibi insanlara verdiğimiz parayla yönetimdeki başkan Gaye Hanım bizim itirazımız karşısında bizi dava edebiliyor. Nasıl bir döngüye bir bakar mısınız? Ne diye dava ediyor size? Ne gerekçe Şöyle, veriyor? biz ısı merkezini iptal edilecek dedi. O ısı merkezinin 12 bin kilometre boru hattı var. 837 malike dönen büyük bir alan burası. Bu yeşil alanların, geçen boru hatlarının yerleri terk edilmiş alan olarak kalması için mücadele ediyor. Anladığım kadarıyla belediye ile bir işbirliği içerisinde. Isı merkezi iptal olduğunda ilk başında zaten yazısı var. Elektriğimiz ve suyumuzu keserler. Biz burada kaçak durumuna düşeriz. Ve biz buradaki insanlar mağdur olur. Buradaki ısı merkezindeki olay insanları kentsel dönüşüme zorlayarak, burası TOKİ'nin yeri, kentsel dönüşüme zorlayarak bir şekilde bu kanala sokmak anladığımız proje bu. Hamle bu. Piyonla bu şekilde ilerliyorlar diyorlar. Biz tabii böyle bir şeyin olumsuzluğu karşısında biz itiraz ettik. Tedbir kararı koydurduk. Bir işte 16 kişi itiraz ettik yönetici ve denetçiler olarak. Bir avukat tuttuk biz de. Müdahil olduk. Burasının satışını yok yere, yani şu anda yapılacak olan işlem 500 milyona yapılmakken belki daha fazla bir değeri var buradaki kazanların ve bor hatlarının, 1 milyona hurdaya verecekleri için kağıt yazdılar, gönderdiler. Biz bunu tabii ki itiraz ettik. Mecburen bunları mahkemeye vermek durumunda kaldık. Buranın satışı ve hurdaya verilmesinin engeli için tedbir kondu. Şimdi buradakiler de her gün dilekçe verdiler. Tedbiri kaldırın biz satacağız, tedbiri kaldırın biz satacağız. İşte burası kazanlar çalışmıyor gibi. Mahkemedeki hakim de o zaman bir kişi atayalım dedi. Bir kişi işte 28 saat onda geldiklerinde çok yanlış bir şekilde oradaki görev alan çalışanlar Nevzat Bey ve İbrahim Bey, oradaki kazanlardan sorumlu çalışanlara izin vermişler, göndermişler. Yönetimdeki insanlar oradaydı, biz oradaydık, işte bilir kişiler oradaydı. Her nasılsa hakim bizim Özgül Hanım'ı konuşturmadı, ya şöyle
izin verilmeden konuşmayın gibi. O da dedi ki burada çalışanlar yok, itiraz ediyorum, çağrılıp gelsin, izin verilmeden konuşmayın diye Özgün Hanım'a bir tavır takındı. Sonra hiç gereksiz bir eleman çağrıldı oraya. O da doğruyu söyledi. Boru hatlarında bir problem var mı? Yok efendim, boruların hepsi dedi gayet değiştirildi. Hepsi de yeni dedi. O kadar. Sonra oradaki hakim hala burası iptal olduğunda nasıl ısınacaklar? Nasıl ısınacaklar? Yani kendisini sorumluluk evet diyor. Ben buradakini iptal edeceğim ama bu insanlar da sonra benim başıma bela olmasınlar diye siz nasıl bir sistem çalışacaksınız? Bunun halihazırda projesi yok. Belediyeden almış olduğum bir çalışma yok. Ayrıca buradaki insanların ait olduğu, insanların buradaki herkesin hakkı olan ısı merkezinde yerel olarak TOKİ'nin ama kullanım hakkı buradaki maliklere ait bir yer burası. Ve 5'te 4 oranında oy çokluğu olmadan oradaki 23 kişinin aldığı kararla burayı iptal edemezsiniz. Çünkü ısı merkezi hem tasarruflu hem de buradaki blok yönetimleri 4 katlı 72 daireden oluşuyor. Metrekareleri 100'den çarparsanız 2000'in üzerinde olduğu için 2000 metrekarenin üzerinde olan yerlerde ısı merkeziyle ısınılması gerekiyor. Bu kanuni gerekçe. Bunu bile hiçe sayarak buradaki bilirkişiler yanlı olarak muhtemelen olumsuz rapor verilip hemen halihazırda buranın satışı yani hurdaya verilmesi için çok büyük bir mücadele var. Biz bunun haber yapılmasını istiyoruz. Hiçbir kat maliki bunu istemiyor ve bizi yok sayıyorlar. Bunun haberi niteliği çok önemli. Siz de bu konuda duyarlı olur sizinle bu haberi paylaşırsanız gerekli Ben olursa direkt gönderin. yayınlayacağım. Her yerde yayınlayacağım bunu. Şu an sizi dinliyorum o yüzden farkındaysanız. Biz bu konuların üzerine giden bir oluşumuz. Çok teşekkür ederim. Bakın ben bunun için belediyeye gittim. Dedim ki bakın burada bir kaymak büyük bir olay yaşandı. Ben buradaki duyarlı yöneticilerle beraber muhtarlığa gittim. Muhtarlık dedi ki kaymakam bey de gelecek bu konu kaymakam bey de konuşun. Biz bununla da konuştuk. Yani buradaki yerel yönetimde halkın huzurunu sağlayabilecek bütün insanlara gittiğimizde şunu söylediler. Elinizi kaldırmadan önce yönetimi seçmişsiniz. Bizim size yapacak bir şeyimiz yok. Mahkeme yolu açıp gidin. Belediyeye gittim aynı şeyi söyledi. Yani iyi de kardeşim yani 80-100 milyonun için mahkemeye kendi oturduğumuz sitede 1500 lira ödediğimiz güvenliğimizi bile kaldırdı yönetim. Bizi buradan hani site yönetiminin insanları burada huzursuz etmek için herkes girebiliyor, çıkabiliyor bizi huzursuz etmek için böyle bir olay da yaşattılar bize. Ve bizim topladığınız aidatlarla bize sizin yanlışınızı söyleyen yöneticileri de bizim paramızla mahkemeye verdiniz. Ya böyle bir tezat bir durum söz konusu olamaz. Peki. Usulsüzlüğün değil hani cebimizden silah alıp sizi vurmak gibi bir şey. Bugün böyle bir tesise değeri nedir? Veyahut da oradaki zarar nedir? Siz ne güzel anlattınız. 500 milyonluk yaklaşık yer 1 milyona satılıyor. Burada büyük bir Evet. rant var yani. Rant Çok var. büyük Evet. var. Ve Ayrıca orada çalışanın 1 milyon 800 bin lira yazmışlar. 450 lira da SSK'sı var ama bu kişilere bu parayı vermiyorlar. şimdi Bunu kimse denetleyemiyor. işte Yani burada bu yönetim kendisine bu sene Ekim ayında tekrar bir seçim olacak. Biz hanımefendiyi iptal etmek için yani yönetimden indirmek için mücadele ettiğimiz için kendisi bir karar alıyor. Tekrardan bir toplantı olmayacak. Yönetim feshedildi diye. Benim amacım bu şu. Bu hanımefendinin buradaki yönetimine son verilmesi. Sizin gibi tabii biz burada namussuz, Bakın, dürüst insanlar o şimdi gittiğinde sizin gibi dürüst insanlar bize bir avukat, bir mali müşavir çünkü 4000 kişi var burada 837 malik var. Bir mali müşavir, bir avukat ve işte çalışan 3 tane de kazan dairesi. 5-6 kişi. Karotlar alındı. Karotlar sağlam çıktı. Zaten hani 30 yıllık eski diye de burayı yıktırmak istiyor. Yönetim de oradan da gem vurmak istiyor. Ama karot raporları sağlam. Burası çünkü perde betona yapılmış 4 katlı bir binalar. Evet. Sığınakları söz konusu gayet de sağlam binalar. Şöyle 10 yıldır, 12 yıldır topluyorlar. Her Ekim ayında 750 lira topluyorlar. İşte her yılı ayrı ayrı. İşte 200, 300, 500, en Peki. son 750. Çok, bir saniye. Ve
şöyle bir olay oldu. 750 bin lira istediler. Sonra bunları tekrar iade etmek şartıyla alınıyor bu. Avans diyorlar buna. İGDAŞ'a verildiğini söyleniyor. Bu avanslara 3 ay sonra sizin aidatlarınızdan düşeceğini söylediler. Geçen sene düşmedikleri gibi 2023'te. Sonra dediler ki bizim çalışanımız var işte Sezai Bey. Bunun geçmiş dönemlerde yöneticiler kıdem tazminatını ayırmamış 600 bin lira. 750'yi vermeyeceğiz. 600 bin lira da 600 bin lira da herkes para verecek. Kimisi verdi, kimisi vermedi. Bilmiyorum kimler verdi. Yani 1500 lirayı 830'lik malikten hiçbir toplantı yapmadan, hiçbir kimsenin kararı olmadan aldılar, almayan vermeyenleri de icraya verdiler. Yani kendi paralarıyla avukatları onları icraya verdi. Zaten bu yıl için denetçi oldum. Ben burada daha önce yönetimde çalışan arkadaşlarımız var. Selçuk Bey var, Muhammed Bey var. Yani bu sene içerisindeki bir karar alındı. Karar neydi? Isı merkezinin iptal edilmesi. Bu kararı biz kabul etmedik. Bu karara ne yazıldığını da görmedik defterde. Zaten ondan sonra biz mahkemeye verdik. Karara ne yazdılar görmedik. Böyle 8 Mart'ta 16'ya bakarım şimdi tarihine. Olağanüstü bir toplantı istedi üst yönetim. Üst yönetim dedi ki biz ısı merkezini iptal edeceğiz. Olağanüstü toplantıya çağırdı. Denetçileri, yöneticileri, bu 45 kişiyi. Bu 45 kişi toplandığında biz 16 kişi hayır dedik. Diğerleri evet dedi. Ve karar defterini boş bıraktılar. Yazı yok. Herkes imzasını attırdılar. Biz toplantıdan kameralı olduğu için hani biz oradayız kabul etmiş gibi düşündüğümüz için biz toplantıyı terk ettik. İtiraz ettik. Ve buraya bir karakoldan bir polis çağrılmasını istedik çünkü tartışma çıktı ve şerh düştük deftere. İşte ismimizi, soy ismimizi yazarak karar defterinde, bu karar defterinde yazı var bizde. Yani onların elindeki karar defterinde bu yazı var. Bir dakika, şimdi şöyle soracağım. Size boş karar defterini önce imzalattılar, doğru mu? Siz de biz imza atmadık. Yani oradaki kişiler, yani bize muhalif olmayanlar ne imza attıklarını bilmiyorlar. Sadece bunu yönetim biliyor. Biz bunun ben parmak kaldırarak dedim ki yönetim başkanına. Dedim ki hanımefendi bu dedim 45 kişinin alacağı bir karar değildir. Burada 837 kişi 4000 kişi yaşıyor. Bizim şu anki 23 kişinin evet demesiyle ısı merkezi iptal edilemez. Tabii. İkincisi o zaman baktım ki iş biraz daha çığırına çıkıyor, çirkinleşiyor. Müsaade edin dedim. Bir avukat var Muhammed Bey. İki avukatları. Bir Nalan var, bir de tekrar Muhammed Bey tutmuşlar. Dedim ki bize müsaade edin. Biz dedim blok yöneticisi, denetçisi olarak gidelim toplantı yapalım. Bu toplantıda çıkan karar size sunalım. Bu 23 kişinin alacağı bir karar değil. Hayır dediler. Bir galeyana biz karar verdik. Isı merkezi iptal olacak dediler. Bizi de orada bir zaten kamera kaydı like istenirse bulunur ellerinde var. Tartışma çıktı. İnsanlar birbirleriyle kavga etti. Ben tek bayanım. Zaten toplantı açık bir alanda olduk. Kamera vardı. Biz toplantıda olduğumuz için evet denmesin diye toplantı olan sandalyeleri terk ederek ayağa kalktık ve karar defterine şerh düştük. Hocamıza memnun oldum. Saygılar. Ben de. Saygılar sunarım. Hoşçakalın.